Hepinize merhaba sevgili Mibolar. Bioshock'un yeni bölümüne hoş geldiniz. En son bölümde şu yukarıdaki kapının kodunu arıyorduk. Hala kodu bulamadım ama en azından buraları birazcık temizledim bölüme başlamadan. Bu sayede yaratıklarla uğraşmam gerekmeyecek boş boş. Şuradan bir genetik geliştirmeleri değil de şeyi değiştirmek istiyorum ya. Şunu kullanmıyorum ben. Mavi şey var ya, insanlara atınca robotlar onlara vurmaya başlıyor. Ama telekineziyi de kullanmıyorum yani, bir şey değişmedi benim için. Yine de onu alalım. Buranın şifresine hiçbir fikrim yok. Belki bulmuşumdur. Üzerine gelince söyler. Gerçi buradan söyleyecek muhtemelen. Sinclair suyun altında kaldı bir yerde. Onu kurtarmak için suyu boşaltmamız gerekiyor. Bizim de başka bir noktaya gidip. Mekanizmleri çok ezberleyemedim ama elbette bulacağız. Ne söylemedi? Adamın lafını bitmesi lazım galiba. Şunu da hackledim sonradan sıkıntı olmasın diye. Pembe inciye gideceğiz şimdi de. Ne tarafta ki bilmiyorum hiç. Şifreyi direkt acaba bulma şansım var mıydı mesela, internetten falan bakıp hızlı gitmek adına? Öbür türlü gerçi öyle olması biraz şeyi bozardı. Oyunun gidişatını bozardı. Ya ama böyle de çok backtracking yapıyoruz. Yürü git geri gel, yürü git geri gel oluyor. Bioshock 2'nin sonunu hiç hatırlamıyorum bu arada. Geçen gün düşündüm, bu oyunun sonunda ne oluyordu diye. Şunu etkinleştirsek nasıl olur? Çünkü genelde savaş kısımlarında çok iyi değilim. Burası eczane. Farmasi eczane demek. Şu yaratıklarla dövüşmek zorunda bırakma ama beni ya. Şurada mermim var bir tek, doğru dürüst. Elimde elektrik var değil mi? Telekinezi var elimde. Elektrik yok, elektrik. Arkadaki bir ölsün. Şeyde sıkıntı yaşamıyorum. Bir sürü evim var. Mana konusunda rahatız. Ama mermi konusunda hiç rahat değiliz. Sen niye ölmedin lan? Bittim yani. Ne vurdu bana ki son anda? Ne vurdu ki bana son anda? Makine mi patladı benim? Allah Allah. Havalı tüp. Şimdi tuzak pertinin işime yaramıyor. Normal mermisi olan bir silah yok mu ya? En benci burası mı? Ne kadar korkunç ölmüş kadın ya. Zıpkın en iyi silah da bu oyunda galiba. Şey yapınca yakınlaştırıyor muymuş? Yeni öğrendim bunu. Aa, nişan alma modu varmış bu oyunda. Yeni öğrendim. Bu silah iyiydi ama ya. Mermilerini geri alabilmek güzel zaten direkt. Şunu adam düşecek mi ceset? Var ya, yapmış adamlar. Hediye bu değildi herhalde. Burada öleceğim kesin var ya. Bu tek atıyordu galiba. Evet, tek atıyor direkt. Direkt öldürüyor abi, çok iyi silah be. Arbalet vardı ilk oyunda da, bu da işte ona benziyor. Yukarıdan bir şey yürüdü geçti ama çok korkmuyorum benim de bu silah varken. Ne yapabilir ki bana? Iskaldım, ıslanmak çok kötü. Lan bunun mermisi değerli. Ya 3 saatte mermi değiştiriyor ama. Abi 3 saatte mermi değiştiriyor. Şarjörü 3 saatte değişiyormuş. Öldü direkt. Direkt öldü, çok temiz. Ben şu an burada ne yapıyorum peki? Ya onu hacklemem gerekiyor. Şöyle gözlerden gideyim. Hackleyeceğim çünkü her türlü daha çok işe yarıyor hacklemek. Sen az önce ölmeyensin. Mermimi geri alabilir miyim? Teşekkürler. Bak şarjör değiştirmeye bak. Ya az önce niye değiştirmedi? Vurunca o zaman iptal oluyor şarjör değiştirme işlemi. Canlanmayacaksın değil mi? Bu yüzüyüz. Beklemedim bir anda canlanacak gibi durdu ama yok. Tek yedin dostum. Sanki hile açtım şimdi de, çok kolaylaştı oyun. Ne oluyor lan burada? Eski müzikler çok güzel ama ya, bu oyunda çalan. Oyunun atmosferini çok güzel veriyor. O para buldum bir sürü. Artık nasıl bir fantezi yaşamışlarsa burada. Ne oldu lan? Abi hadi düzel artık. Yanlışlıkla alkollü bir şey mi içtim orada basarken şeyleri? Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada bir... Oh, çok iyi. Bayağıdır can bulamıyordum doğru dürüst. Oradan biri yukarı gitti. Daha da yukarı gitmeye çalışayım. Burada düşecek gibi duruyor ama düşmedi. O ses neydi? Kendi ağırlığımdan korkuyorum galiba ben. Niye tek yemedi? Ya niye tek yemedi? İskalamışım ki. Ya yukarı atlıyor gerizekalı.
Hunt him down and pin his ears back, kid. Abi görüyorum işte, vursaydım. Bayağı vurdum aslında. Nerede lan? Ardım adam sen misin? Pardon, ardım adam sen ve siz misiniz? Yukarı gidecek, yukarı gidecek. Elektrik ver. Geberdin mi? Aradığım modiymiş ama galiba. Ne vuruyor bana ya? Ya bir de seninle uğraşamam. Robot şey çalışmadı değil mi? Alarm çalışmadı. Onu mu kovalamam gerekiyor? Onu kovalamam gerekiyor galiba, onu gösteriyor. Ha bir saniye dur, sağda solda belki geliştirme buluruz, onları alalım. Power to the people istasyonları sayılı var, almak gerekiyor bulunca. Bir daha bulamıyoruz çünkü. Bunun içinden bir şey çıkıyor mu? Soba mı bu? Soba mı abi? Galiba soba o. Ya, tüpler var normalde eşya göndermek için, onları biliyorum da bu onlara benzemiyor. Şurada para gördüm sanki, bak. Parayı görünce gözüm hiç şey yapmıyor. Şaşmıyor. Tuzaktı o, nasıl görmüyorsun? Hayır, ben de koyabiliyorum o tuzağı yani. Görmemem çok saçma. Çok can verdim ya. Böyle böyle can vermedim. Şurada bir şeyler görüyorum ama bir yandan da göremiyorum. Görüntü 3'e bölündüğü için. Hadi kendine gel. İçmeyeceğim. Günlüğü dinlemek isterim ama. Her ne kadar kaçırsam da arada bir günlükte neler söylediğini. İçmeyeceğim bir şey falan. Yaramıyor abi, yaramıyor. Buraya git diyor. Tamam, aşağı atacağız o zaman. Aşağıyı gösteremiyor niyeyse, bozuk. Ya illa böyle bir karanlığa gireceğiz salak salak. Cin mini içmek istemiyorum. İki tane de makine mi koydunuz? Çok iyi abi. Ekleyeceğim birini ama bakalım. Ya salak makine bana vurup beni öldürdü galiba. Dost olan makine beni öldürdü. Birbirlerine ateş ediyorlar. Neyse, benim işime gelir. Neyse, adamı yolda bir daha buldum. Ha, makineleri hacklediğim için makineler de vuruyor benim adam. Bu galiba aradığım adam ya. Çünkü ölmüyor kolay kolay. Diğerleri bu kadar mermi ölüyordu. Tamam. O kadar uzağa gitmeme gerek yokmuş. Ya sen benim değil misin? Bana sıkıyorsun aptal robot. Ya robotlar bu kadar mal olmasın lütfen ya. Ya robot adama sıkacağım derken beni öldürüyordu ya, az daha. Nereye gitmemi istiyorsun ki? Geri mi dönmemi istiyorsun? Heh, şimdi geldi. Giriş kodunu aldık, oradan gideceğiz. Az önce robotlu yere dönmem gerekmemesi iyi oldu çünkü oradan geçip... Tuzağa basma artık ya. Kimseyle uğraşmadan mekana geri dönüyorum ya. En temizi. Tamam, buraya geri geldim. İnşallah ölmeden de yukarı kadar çıkabileceğim. Param var, şuradan bir iyileşeyim ya. Eklemiştim zaten daha önceden. Suları boşaltacağız, Sinclair gelmiş olacak. İyi ki makineleri falan ekledim burada. Var ya, bedavadan bir sürü şey yapmış olduk. Burada değilken bile burada iş yapmış olduk. Mekanım şansı kullanmayacağım dostum. 19-19'muş. Acaba gerçekten bilsem direkt girebilecek miydim? Girmesi kolay olsun diye 1919 yapmışlar galiba. Ya açılmadı ki kapı. Ya da kod mesela sürekli değişiyor mu kafasına göre, öyle de olabilirdi. Şu eğilsem geçerim ya. Ha? Yok. Yemiyor. Şey bize izin vermiyor. Lamp, Sofia Lamp. Bu kadar basit değil diyor oradan geçmesi. Buradan gideceğim herhalde çünkü buradan daha önce bir yere gitmedim. You're stuck till the backups kick in. I'll help you hold them back. Kahvaltı tüpü kontrol edin. Edelim. Ne ver? Ne vermiş olabilirsin ya? İlk yardım mermi falan vermiş. Şunu artık fazla basma. Dalga dalga düşman gelecek, onları mı kesmemiz gerekiyor şu an? Mermimiz yok ki doğrudur. Sözde yardımcı oldu Sinclair bana sözde. Onun sesi biraz fazlaymış galiba. Şimdi kıstım, kusura bakmayın. Çok öleceğim burada ya. Lan sen dibimde miydin? Bu mermiler bir işe yaramıyor bunda.
Uzak karşısından yere atmam lazım da beceremiyorum işte. Ya bunlar çok vuruyor ve hemen ölmüyorlar. Diğerleri ne kadar güzel tak tak ölüyordu. Mızrak atalım bari. Köşede güvende miyim? Kafasına sıkarsam en azından temiz öldürürüm. Tam bir şey diyordun Claire, öldüm ya. Lanet. Ne oluyor lan orada? Bir sen eksiktin ateşli adam. Oradan buraya zıplayabilir mi? Buna öleceğim muhtemelen. Nasıl geliyor baksana. Gelme artık. Öleceğim ya, buna öleceğim. Elektrik durdurmuyor da adamı ya. Lanet olsun sana. Salımın Grandi. Bir de karanlık, ne olduğunu da görmüyorum. Şurada iyileşmeye yer var. Aslında onu saklayabilirsem sürekli iyileşebilirim. Bir de görebilsem gelecek adamı. Ha, burada. Bu vurmuyor ki buna. Kafasına. Vurdu mu kafasına? Şöyle yana kaçsak. Üstü kafandakileri alayım da şöyle bir. Sonra beni bir sal. İyileştim. Manam kalmadı ama, hiç elektrik atamayacağım artık. Nasıl attın onu? Değmedin ki, uzaktaydın ona. Uzaktaydı abi ona. Şuradan iyileşmek istiyorum bir daha ölmeden. Ah be, tam ölmedim ki. Bozuk sağlık istasyonu. Tabii ki sağlık istasyonu bozdu uyuz. Bunu ölecek inşallah. Ya ölür müsün artık? Ölür müsün dostum? Kafana kaç kere vurmam gerekiyor silahla? Ya şeyin bozulması çok kötü oldu, sağlık istasyonunun. Bozuk sağlık istasyonu. Belki bozulurken bir tane daha düşürüyor. Neyse, kapı açıldığına göre gidip parktaki suyu boşaltıp ilerlememize devam edebiliriz. Yan doldursam mı ya? Mızrakları alalım da. Ben de muhatap olmasan çok sevinirim aslında, biliyor musun? Lamp. Oraya mı gideceğim? Aşağı inmek istemiyorum şimdi. Eğer aşağı inersen bir daha yukarı çıkamayacaksan büyük sıkıntı. Ya ne yapıyorsunuz abi, ne yapıyorsunuz? Bir sakin olun ya. Lan gördüğünüz yerde bu kadar da çıldırmayın ya. Şunu ekleyebilir miyim buradan acaba? Ya ne atıyor olabilirsin? Nereden? Dibimdeyim sana lan. Lan bırak lan, bırak lan, bırak lan, bırak. Nereye gideceksem gideyim ya. Bu kadar da agresif olunmaz ya. Eşya alacağım ama alabilecek miyim acaba? Buradan oraya vuramıyor musun silah? Şuradan bir geç Yılmaz. Allah için kaç şuradan. Allah için kaç şuradan. Yeter 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 yeter. Ne vuruyor bana? Kapı kapansa ne kadar iyi olurdu orada. Mesela. Öleceğim ki yine. Mermi de kalmadı. Mermi de kalmadı. Aptal aptal bugün 20 kere öldüm herhalde. Adam dirilme mekanının önünde bekliyor ya. Böyle bir spam kill yok. Sen de kendini bir şey zannedin diğerinin yanında ama bir numaran yok. O vuran neydi bana? Tüfek. Alalım tüfeği. Tüfek demek mermi demek. İçerisi ne kadar kötü gözüküyor abi. Su dolu. Para. Bu sefer param var aslında. Bir dükkan görürsek çevresinde aşırı sayıda düşman olmayan. Bu nedir? Roket mızrağı. Roketmiş. Böyle açıdan gördük de tuhaf geldi. Ne olduğunu anlamadım. Roket gerçekten duvara öyle bırakıyor mu ya? Şu an çok merak ettim. Hakikaten de bırakıyor. Asla yalnız değiliz. Çok temiz öldürdüm. Çok temiz öldüremedim. Hatta korktum birazcık. Çünkü beklemiyordum gelmeden de. Lut 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 lut. Bu ceset muhtemelen Little Sister'larla şey yapmak için var. Eevee toplamak için var. Adam toplamak için var. Hackle. Hack oyununda bayağı iyi oldum artık ya. Ne attı? Nasıl tek atmadı ya? Nasıl tek atmadı abi? Hepsine tek atıyordu bu. Buradan iyileşeceğim ya. Şey harcamayacağım iyileşmek için. Şuradan şunu hackleyerek.
Ölsem çok komik olmaz mıydı? Bedava item alacağım, sonra iyileşeceğim 9 dolara. 9 dolar abi, hiçbir şey iyileşmek için. Eşya satın al. Alıyorum da bitiyor abi. Tutamıyorum yani, sahip çıkamıyorum ki şeye. İlk yardım çantalarına takır takır bitiyor. Şu an 5 tane ilk yardım çantası var. Kurtuluşumuz. Yani kurtuluşlarını Little Sister'larda görüyorlar. Onlar Adam topluyor ya. Çünkü Adam'a bayağı bağımlı herkes. Kimdeyse Adam, her şeyin kontrolü onda oluyor. Bunların cosplay'ini yapıyorlardı. Çok basit, güzel bir cosplay aslında çalışmak için. Aa, bu ilk oyundaki adamın şeyi, elleri. Onun kolunda vardı. İlk oyuna güzel bir gönderme, bir homage yapmışlar burada. Onu kahraman olarak görüyorlardı muhtemelen. Çünkü bayağı bir Little Sister'ı kurtarmıştı. Eğer iyi sonuna gittiyseniz, kötü sonuna gittiyseniz tabii ki bütün kızları öldürmüş oluyorsunuz ama muhtemelen asıl oyunun canon sonu iyi sondur. İnşallah yani, öyle düşünmek istiyorum. Kötü son gerçek son değildir. Açıl lan, niye kapandın? Ender Rhino laf yapıyor herkes. Abi yadıyı kaçırıyorum çünkü ya yorum yapma derdinde oluyorum o an ya da kombatta oluyorum, hiç odaklanamıyorum. Daha fazla can taşıyamazsın bak. Derde bak. Daha fazla can taşıyamıyoruz. Silah geliştirme şeyi buldum, istasyonu, onu geliştireceğim. Burada pastel boyalar falan var. Çocuk odası. Belki ilginç bir lore more bir şey buluruz ama yok. İlk oyuna gönderme gibi. Şurada ses vardı. Grace yine galiba. Yok, Grace'den bahsediyormuş Sofia Lamb. Hangi silah geliştireceğiz? Sıkıntı o. Perçin silahı hasar. Aşağı doğru niye inemiyorum? Zıpkın hasar. Zıpkın yakınlaştırma artışı. Yakınlaştırmasının artmasında bir numarası yok benim için. Zıpkın hasarı artması. Zıpkın hasarını arttıralım ya. Çünkü zıpkın her seferinde adamın canını %10 falan bırakıyor. Belki şimdi tek atar. Birkaç yerde gördük ya kafasına sıkmayınca tek atmadığını. Daha fazla taşıyamazdım. Biraz perçin silahını kullanalım o zaman. Bayağı mermimiz varmış. Uf, manzara çok iyi yine. Ama ya, adam kesmekten bıktım ben birazcık. Şunu bir hackleyebilir miyim? Bir saniyesinde ilgileneceğim dostum. Keşke onu hacklemeye bırakmak yerine adamı öldürseydim. Bu vurmuyor ki yani, mermisinin olmasının benim için hiçbir lüzumu yok. Bak, iyileşmeye gitti oraya, gördünüz. Kafasına sıkıyor lan, ölmüyor. Ya tamam hadi, örümcek splicer. Ya onu hacklesem çok iyi olacaktı ya. Tam eklemiyorum ya. Yine büyüklerden mi geldi? Abi yeter ama, doyamadınız büyüklerden şuraya koymaya. Taş neyse ki bana gelmedi, şeye çarptı. Fark eder mi? Adam yanıma geldi. Zıpkın ver ya. Hiç canın sayısının bir önemi yokmuş abi. Çünkü direkt bir daha kaybediyoruz. Paran var ya, şeyden iyileş aslında. Bir mızrak var. Bir mızrak var ve onu da çok kötü attım. Şurada iyileşmek istiyorum ya. Bozulmuş ki sağlık istasyonu. Durur mu sağlık istasyonu? Ya sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Nereden sıkıyorsun? Sen kimsin ya? Neredesin ayrıca? Sıkaladım ya. Rezillikti ya. Allah'ım, en dandik adama ölüyordum az daha. Ve yani yine bütün canımı falan harcadım. Dostum yetmez mi? Bir de gergin müzik çalıyor, iyice geriliyorum. Bayağı vurdum, kafasına vurdum. Bir de robotu var, bir de robotu var, bir de robotu var. Az önce dedim ki 5 tane canım var. 5 tane canım var dedim, anında aldılar o 5 canı. Çok fazla mı ölüyorum sizce? Biraz fazla ölüyorum sanki. Simon Wade zaten biraz boss gibiymiş. Allah Allah. Çok da boss gibi hissettirmedi. Daha önce de çünkü bunlardan dövdük. Şu örümcek splicer deniyor ya, spider splicer. Duvarlarda gezinebilenler. Ekleyelim şunu ya. Yanım sıra geçsin. Bana sıkıp beni öldürsün robotlar. Ben onu istiyorum. Doyamıyorum ona çünkü. Burası yine Sofia Lamb'e bir atanmış bir kısım. Bir sunak yapmışlar baya baya. Kelebek onun simgesi. Çünkü kelebek başkalaşımı simgeliyor ya. Kelebek çünkü şekil değiştiriyor. Mesela ne güzel poz verdirmişler. Sen nasıl canlanmadın?
Alacaklarımızı alalım, şuradan basıp gidelim sonradan. Adamı dinliyorken boş durmayayım ama mesela şimdi yazı yok yanıyorum çünkü şey gidiyor. Rezillik. Dur ya, bir şeyler alabilirim. İlk yardım çantası alayım, saniyesinde bitireyim sonra bunları. Nasıl fikir? Bir tane mızrağım var. Roket mızrağım var. Bir dakika. Nereden gideceğim ki? Heh. Şunu lootlamam gerekiyormuş. Adamı öldürdükten sonra. Şimdi içeriye girme hakkı mı kazanmış olduk? Ne aldığımızı adamdan anlamadım. Giriş kartı gibi bir şey aldık sanırım. Bu kattaki küçük kız kardeşleri kurtarmadık ama zaten kurtarmaya uğraşmayacağımızı bunu daha önce söylemiştik. Burası sanki burada durup burayı savunmaya çalışacağım yerlere benziyor. Bunun geri dönüşü yok. Şuna basalım da şunu da alalım. Aslında bölüm sonunu buraya denk gelse şey yapabilirdik. Mesela save alıp yayında Little Sister'ları kurtarmaya çalışırdık. Ama gerek yok ya, o kadar Bioshock'a düşmemize gerek yok. Ben zaten bir kere oynayıp bitirdim bu oyunu. Şimdi bir daha oynuyorum. Birinciyi de oynadım. Ayrıca bitirip 3'ü oynarız. 3'e daha çok önem veririz. Bir de %100 demek gibi de bir hedefim yok. O yüzden çok kasmıyorum. Lan can varmış bir sürü burada. Para var mı? Para var mı? Tamam geliyorum, Dionysus Park'a geliyorum. Su basıyor her yere. Oradaki suyu boşaltalım derken her yere su bastırmış olduk galiba. Şuradan gideceğim sanırım. Su dolsa da sıkıntı değil değil mi? Sonuçta bizim adam gidebiliyor su altında yani. Daha önce gördük bunu. Çok da dert etmiyor su oluşunu. Ne oldu? Ne oldu? Panik mi oldun? Ne oluyor ya? Oha! Roket olunca adam fırlıyormuş ve ölüyormuş. Çok komikti. Geber. Lanet olsun sana. Oku geri almak için baktım bir süre de alamayacakmışım. Ne diyorsun ya? Bu anı benim için hatıra yapmanı istiyorum. Unutma diyor bu anı. Seni mahvedeceğiz diyor galiba. Ay çok kaçırıyorum yazıları ya. Benim bu yazıları okuyabilmem için durup böyle baya baya hiçbir şey yapmadım. O anda sadece yazara odaklanmam lazım. Çık oradan evlat. Evlat mı? Lan sıkıntı değil. Su altında kalmıyorum ki ben. Dert etme böyle şeyleri. Benim için üzülmene gerek yok. Lan habire can buluyorum ya. Ben de o canı alırım. Geri gidiyorum. Buralardan zaten geçmiştik. Sadece şimdi karanlık ve daha çok su var her yerde. Baya baya su oldu burası. Burada bölümün sonu olacak mı? Galiba üzerime su dökülecek bir sürü. Hayır. Ben çok korkuyorum su altında kalıp bu olarak ölmekten. Biliyorum, benim için büyük korku su altı. Ya bir şey yapamıyoruz değil mi su altındayken, sadece yürüyebiliyoruz. Abi çok iyi ama ya. Bilmiyorum, görsel açıdan beni şurası çok tatmin ediyor. Her şey o kadar güzel gözüküyor ki. Evet, ben öldürdüm bir de onları. Seni de öldüreceğim. Sen de ölülerle bir araya gelebilirsin. Bize diyor ya, sen ölülerin arasında yalnızsın. Sen de ölülerle beraber takılırsın artık. Bu radyo su altında çalışıyor mu? Vallahi çalışıyormuş. Bu peder bana roket atıp beni düşünen peder değil mi? Bir tane peder demişti çünkü sohbelen bir yenemeyeceksin, seni parçalayacağım diyerekten. Bak Little Sister, Little Sister değil. Big Sister orada yine bize bakıyor. Ne yapıyorsun kız? El sallayabiliyor muyuz? Bastı gitti. En son bir daha onlarla dövüşeceğiz muhtemelen ya. Ya da onların Prime ile dövüşeceğiz, en güçlüyle. Şurada Adam'ı bulduk. Bir taneyle dövüşmüştük de o kadar zor değildi. Muhtemelen ileride böyle 3-5 tane üzerimize saldıracakları bir an gelecek. Şuraları çevirirken hep korkuyorum. Oyun kapanacak zannediyorum çünkü. Daha önce kapandığını gördüm. Ne kadar çok öldük ama ya. Ben hep diyorum ki Big dediğiz, vururuz, mahvederiz. Ama vuruyor adamlar bize yeri geldi mi? Bazen yükleme ekranları çok uzun sürüyor. Eski oyunların bir problemi olduğunu düşünüyorum onu. Ya eski oyun sayılır artık bayağı çok. 2'de. 2014 mi? 2016 mı? Bundan sonra Infinity'de oynarsak bir seriyi daha tamamlamış olacağız. Geçen gün Ori'yi bitirdik biliyorsunuz. İki oyunu da kanalda oynamış olduk. Neden Bioshock'u da komple bitirmeyelim? Kendi gölgemden korkuyorum. Arkamdan biri geçti ayrıca galiba. Benim gölgem değildi. Şurada power... Ya şunla silahları geliştirdiğimiz istasyon birbirine çok benziyor bence. Ve benim kafamı çok karıştırıyor bu. Buradan geldim zaten. Burada biri var ama. Cohen'in koleksiyonu. Sander Cohen vardı ilk bir oyunda hatırlarsanız. Kendisi bir sanatçıydı ve insanların
Ölüm anlarını sanatlarında yansıtmaya çalışıyordu. Buralardan geçemiyoruz. Kırabiliyor muyuz acaba orayı? Işınlanan lavuklardan mı geldi yine ya? Nefret ediyorum onlardan ya. Bir şeyler içme artık. Her bulduğun şeyi içme artık ya. Fosforlu fişeği al, o güzeldir. Yanarlı döverli. Düşmanların alev almasına sebep olurmuş. Ya almayacağım bir şey, daha ilerleyeceğim. Birazcık mermi falan var. Onu kim yuvarladı? Onu kim yuvarladı az önce? Benim ayak sesim mi, başkasının ayak sesi mi? Ben de yürüdüğüm yeri titretiyorum ama kendi ayak seslerime alışmışımdır herhalde. Sen ışınlanıyorsun değil mi? Yanıyor bak, cayır cayır. Biraz daha uzaktan vuracak bir silah ihtiyacımız var. Öldün. Bay bay. Aşağı düştü mü ya? Lootlasaydık. Lootlayamayacağım. Tentkürgü ama ne kadar korkunç. Ya herkesi peşimize takıyor ya. Yeter. Zaten adam kesmekten bıktık biz. Bandaj. Kullanamıyoruz ki canım full. Biraz şey vardı. Ses kaydı. Yani bu ses kayıtları bence hikaye için o kadar da güzel bir şey değil. Daha önce demiştim, hem gameplay'e devam edip hem hikayeye dair bilgi öğrenin diye yapıyorlar diye övmüştüm birazcık ama aslında gameplay'i durduruyor bence sürekli ses kaydı dinlediğiniz için. Birkaç eleştiri görmüştüm de ben çok takılmamıştım. Şimdi bir yandan sunum yapıp bir yandan oynamaya çalışırken takınılıyor yani. Bir de kapının açılıp açılmayacağını bilmiyorum mesela. Ben daha önce böyle kapı görmedim. Neden açılıyor ki beni görünce? Yani ne oldu da açılmaya karar verdi o kapı? Bir ses kaydı daha buldum. Matkap yakıda daha fazla taşıyamaz mısın? Bu ne bereket, bu ne bolluk bugün. Allah'a şükür. Hemen gidelim şuradan. Can vardı da can almam için bir sebebim yok. Bir tane çocuğun sesinden bir şeyler görüyoruz. Bunu hackleyecek vaktim var. Burada öleceğiz muhtemelen, bunu buraya koyduklarına göre. Bayağı bir süre hatta ölebilirim. Niye 5 kere eklemem gerekti onu? Roket mızrağı, tuzak mızrağı, fosforlu fişek. Ya 4 tanesi 50 dolar, çok pahalı. Normal perçin alalım. Paramızı saklayalım. Kapının gizli kodu 1080 mı? Abi canım çok hızlı gidiyor. Hani LoL oynarsınız, tank yerine sadece can kasarsınız, zırh ve büyü direnci almadığınız için hemen ölürsünüz. Hiçbir anlamı olmaz o şeylerin. Aynı öyle oluyor yani. Sadece can kasmış bir Nasus'un Vayne bana 3 kere vuruyor gibi hissediyorum. LoL oynamayanlar şu an diyor ki bu adam ne diyor. Yayına gelirseniz bunu açıklayacağım arkadaşlar. Akşam 9'da Twitch'ten yayın açıyorum her zaman. 1080 diye bir kod bulduk ama nerede kullanacağımızı söylemedi. Aslında onu bir yerde kullanabilsek güzel olur. Çocuğun sesinden duyduğumuz şey oydu. Param bol. Eklemek için uğraşmayacağım. Lükse bak yani. 15 dolar verdim cana. 9 dolar yerine. Aa, manzara yine güzelmiş. Yani acıklı bir yandan da tabii ki. Biz ama hiç Little Sister kovalamadığımız için tabii ki adamım yok. Yani buralardan bir şey alamıyorum. 20 adamım var, hiçbir şey alamadım. Daha önce sağlık yükseltmesini almıştım bir kere. Bir ara uğraşıp toplamak gerekiyor o şeyleri. Burası galiba çocukların vakit geçirdiği, eğlendiği mekan. Little Sister olacak çocukların. Atlı Karınca görünce aklıma Bendy'deki şey geldi. Boss vardı ya, Atlı Karınca boss'u. Yine burada bayağı bir dövüşeceğiz. Burada durup bölümü bitirsek mi, yoksa bir şurayı da temizleyelim ya. Yanan perçinimiz mi var? 3 taneymiş, o bir şey yaramaz. Aşağısı şeydi miydi aslında? Şurayı temizleyeceğim ya, save almadan önce. Kadın uçtu. Havada durdu ve şahidi benim.
Hadi oyun dondu. İnşallah crashlemeyeceğiz. İnşallah kapanmayacak oyun, lanet olsun. Yine aynı yere geldim. Aynı adamları öldürdüm ama. Ölmemişsin sen. Bir öl. Az önce burada kapanmıştı oyun ve yani aldığım save'den geri gidiyorsun. Tekrar başlıyorsun ama save almadım ben oyunda. Dolayısıyla seviyenin yüklendiği yere kadar geriden yeniden oynamak zorunda kaldım. Sinir bozucuydu ama işte Remastered'ın böyle sorunları var. Arada sırada kapanıyor. Şu anki görevimiz ne? Bir daha bir bakalım. Oyun kapandığı için sinirim bozuldu bayağı. Gizemli bir adamla karşılaştık. Sofia ile bağlantısı var ve bize yeni bir yol sundu. O yolu açmak için güvenlik kabininde onunla buluşmamız gerekiyor. Bir sonraki bölümde bunu yapacağım ama. Neyse, muhabbetlerini de dinlemeyeceğim hatta. Bir sonraki bölüme bırakalım. Bu bölümde ayrıca bir sürü kız kardeş varmış ama neyse ki kurtarmaya uğraşmıyoruz onları. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki Bioshock bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.